Sosyal Kale kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sosyal Bilgiler Öğretmeni Fatih Sefe. Bugün sizlerle Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılısına hazırlık çalışmasını yapacağız. Birinci soruyla ile dersimize giriş yapıyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki kavramları aşağıdaki boşluklara uygun ve anlamlı olacak şekilde yerleştiriniz demiş. Hemen yukarıdaki kavramlara bakıyoruz. Marmara, hava durumu, çığ, karadeniz, erozyon ve deprem seçenekleri varmış. Şimdi bu seçenekleri birlikte boşluklara dolduralım. Birinci maddeye bakıyoruz. Bir yerde kısa sürede etkili olan hava olaylarına ne denir diyor. Bakın bir yerde kısa süreli etkili olan bir hava olayı varsa biz bu hava olayına hava durumu diyoruz. Hava durumu. Hava durumunu kesinlikle iklim ile karıştırmıyoruz. İklim olabilmesi için bir yerde uzun süreli etkili olan hava durumlarını incelememiz gerekiyor. Ama hava durumu için kısa süreli etkili olan hava olaylarını incelememiz yeterlidir. Örneğin bu hafta İstanbul'a sıcak bir hafta olacak diyorsak, biz İstanbul'un hava durumundan bahsetmişizdir. Ancak şöyle dersek, İstanbul genel olarak yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçiyor dersek, biz İstanbul'un hava durumundan değil ikliminden bahsetmiş oluruz. Dolayısıyla hava durumunu eleiyoruz arkadaşlar. İkinci maddeye bakıyoruz. Toprağın üst tabakasının su ve rüzgarın etkisiyle taşınmasına ne denir diyor. Toprağın üst kısmının taşınması işlemine biz erozyon adını veriyoruz. Hemen yazalım. Erozyon. Eliyoruz. Üçüncü madde de diyor ki dağlardan kopup yuvarlanan, yuvarlandıkça büyüyen kar kütlelerine ne isim verilir diyor. Büyük kar kütlelerinden bahsettiğine göre cevap seçeneğimiz çığ olacak. Çığ da eliyoruz. Dördüncü maddede diyor ki nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgemiz hangisidir diyor. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgemiz Marmara bölgesidir. Marmara'yı da eliyoruz. Son maddemizde ise iklimi her mevsim yağışlı geçen bölgenin ismini soruyor. Bu bölgemizin ismi Karadeniz bölgesi. Karadeniz bölgesi onu da eliyoruz. Böylece 15 puan değerindeki birinci soruyu tamamlamış olduk arkadaşlar. İkinci soruya bakıyoruz. Aşağıda yer alan cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz diyor. Doğru yanlış sorumuz var arkadaşlar. Birinci maddede diyor ki coğrafya özellikleri açısından İç Anadolu bölgesi buğday yetiştirmeye en elverişli bölgedir. Doğru bir bilgi mi arkadaşlar? Doğru bir bilgidir. Türkiye'de en fazla buğday üretimi İç Anadolu bölgesinde yapılır. Şehir olarak da en fazla buğday üretimi Konya'da yapılmaktadır. Hatta İç Anadolu bölgesi için ülkemizin tahıl ambarı tabiri kullanılır. İkinci maddeye bakıyoruz. Teknolojik gelişmelerin yapılan buluşlarla ilgisi yoktur diyor. Yanlış bir bilgidir arkadaşlar. Teknolojik gelişmelerin yapılan buluşlarla ilgisi vardır. Yanlış diyoruz. Üçüncü maddede diyor ki internetten sadece oyun oynamak için yararlanırız. İnternetten sadece oyun oynamak için yararlanmayız arkadaşlar. Bilgi edinmek için de kullanırız. iletişim amaçlı da kullanırız. Birçok alanda interneti kullanırız. Dolayısıyla yanlış bir bilgidir. Dördüncü madde, buluşların insan yaşamı için olumsuz yönleri de vardır diyor. Doğru bir bilgidir arkadaşlar. Buluşların insan yaşamına olumlu etkilerinin yanı sıra aynı zamanda olumsuz etkileri de vardır. Örneğin cep telefonlar hem iletişimimizi kolaylaştırıyor aynı zamanda radyasyon yaydığı için insan sağlığına da zarar veriyor. Son maddede diyor ki depremlerden korunmak için çok katlı binalar yapılmalıdır. Yanlış bir bilgidir arkadaşlar. Aksine depremlerden korunmak için daha az katlı binaların yapılması gerekiyor. Böylece 15 puan değerindeki ikinci soruyu da tamamlamış olduk. Üçüncü soruda ise aşağıda önemli bilim adamları ile yaptıkları icatlar verilmiştir. Uygun şekilde oklarla eşleştiriniz diyor. Bazı bilim adamları vermiş ve bazı icatlar verilmiş. Bunları birbirleriyle eşleştirmemizi istiyor. Hemen Edison ile başlayalım. Edison'un icadı ampüldü. Hemen ok çekiyoruz. Samuel Morse ise telgrafı bulmuştu. Hemen telgrafı ok çekiyoruz. John Logie Berit ise televizyonu bulmuştu. Hemen televizyon okumuzu çektik. Graham Bell telefonu bulmuştu. Archimedes ise suyun kaldırma kuvvetini bulmuştu. Edison ampulü buldu. Samuel Morse telgrafı buldu. John Logie Berit televizyonu buldu. Graham Bell telefonu buldu. Archimedes ise suyun kaldırma kuvvetini bulmuştur arkadaşlar. Böylece 20 puan değerindeki 3. soruyu da tamamlamış olduk. 4. soruda ise aşağıdakilerden hangisi bilim adamlarının özelliklerinden birisi değildir diyor. A. Meraklıdır. Bilim adamları meraklıdır arkadaşlar. Doğru. Cesurdur. Doğru. Çok okurlar. Doğru aceleci ve sabırsızlardır diyor. D seçeneğimiz yanlıştır arkadaşlar. Bilim adamları aceleci değil, sabırsız da değillerdir arkadaşlar. Beşinci sorumuz ise yine bir eşleştirme sorusu. Aşağıda bölgelerde yetiştirilen ürünler ile en çok yetiştirildikleri bölgeler verilmiştir. Uygun şekilde oklarla eşleştiriniz diyor. Hemen eşleştirelim. Ayçiçeği ülkemizde en çok hangi bölgede yetiştiriliyor? Marmara bölgesinde Trakya kısmında yetiştiriliyordu. Buğday ülkemizde en çok İç Anadolu bölgesinde şehir olarak da Konya'da yetiştiriliyordu. İç Anadolu okumuzu çekiyoruz. Çay ülkemizde sadece Doğu Karadeniz bölgesinde yetiştiriliyor. O yüzden Karadeniz bölgesini ok çekiyoruz. Muz ülkemizde sadece Akdeniz bölgesinde yetiştiriliyor. Zeytin ise ülkemizde en çok Ege bölgesinde yetiştiriliyor. Ama sadece Ege bölgesinde mi? Hayır Marmara bölgesinde de yetiştiriliyor. Bunu da unutmayalım. Böylece 20 puan değerindeki 5. soruyu da tamamlamış olduk. Altıncı sorumuzda aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi yandaki derginin kazandırdıklarından olamaz demiş. Yandaki dergi dedi Bilim Çocuk Dergisi'dir arkadaşlar. Öncelikle Bilim Çocuk Dergisi neydi onu bir hatırlayalım. Bilim Çocuk Dergisi dedi TÜBİTAK tarafından yayınlanan aylık çocuk dergisidir arkadaşlar. Amacı ise çocuklara bilimi sevdirmek, bilmek katkı yapabileceklerini göstermek, soru sorma, araştırma yapma, okuma isteği uyandırma gibi amaçları taşır. Soruda ise hangisi Bilim Çocuk Dergisi'nin kazandırdıklarından birisi olamaz demiş. Hemen inceleyelim. Mucitleri tanımak doğru. Teknolojik gelişmeleri takip etmek o da doğru. Ülke ekonomisi hakkında bilgi edinmek Bilim Çocuk Dergilerin amaçları arasında değildir arkadaşlar. Eğitsel eğlenceli köşelerde vakit geçirmek de Bilim Çocuk Dergisi'nin amaçlarındandır. Cevabımız C seçeneği. Yedinci sorumuzda aşağıdaki bölgelerimizden hangisi büyükbaş hayvancılık daha yaygındır diyor. Büyükbaş hayvancılığın en çok yapıldığı şehirler Erzurum, Kars ve Ardahan platosuydu. Erzurum, Kars hangi bölgemizde? Doğu Anadolu bölgemizde. Dolayısıyla cevabımız Doğu Anadolu bölgesi. Sekizinci soruda aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi Mucid'in tanımıdır demiş. Bir devlet başkanıdır demiş. Yanlış. Yeni bir kısayı keşfeden kişidir. O da değil. Yeni bir buluş ortaya koyan kimsedir. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Mucit dedi yeni bir buluş ortaya koyan kimsedir arkadaşlar bilim adamıdır yanlış dokuzuncu soruda kuduz aşısını bulan bilim adamının adı nedir diyor kuduz aşısını pastor bulmuştur arkadaşlar cevabımız A seçeneği onuncu ve son soruda ise benim manevi mirasım bilim ve akıldır diyen Atatürk aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir bakın arkadaşlar Atatürk demiş ki benim en büyük mirasım bilim ve akıldır Atatürk bu sözüyle bilim ve teknolojiye önem vermiştir. Böylece bugünkü yazılı hazırlık çalışmamızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu arada matematik sınavlarına çalışmanız için sizlere kardeş kanalımız olan Birebir Hoca kanalını takip etmenizi tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.